Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, hizmet denetimleri kapsamında TOKİ birinci etap konutlarının yanında yapımı süren park ve mesire alan çalışmalarını yerinde inceledi. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, hizmet denetimleri kapsamında Saraykent Mahallesi Afet Evler karşısındaki alanda yapımı süren parkta incelemelerde bulundu. Dönüşüm çok önemli dedik ve iki ay sonra bu konuda gereken adımları attık. Allah'a çok şükürler olsun ki 4 farklı aşamada toplam 300 günlük bir zaman diliminde bu konu ondan sonra yetkisini almak suretiyle ihalesini yaptık. Birinci, ikinci, üçüncü safhalar ondan sonra 60'ar günlük bir zaman diliminde sonuçlandı ve bunların her bir aşama bir sonraki aşamaya geçene kadar bir onay süreci de oldu. Bunları da ekliyoruz. Şu anda geldiğimiz tabii ki şu anda geldiğimiz süreçte biz ilk 3 aşamayı geride bıraktık. Evet. Diyeceksiniz ki bu aşamalar nedir? Neler yaptınız toplamda? Bu önce biz alanda çalışma yaptık kentsel dönüşümle ilgili. Emek Mahallesi ve Aksaray Mahallesi'nin bir bölümünü içine alan 350 bin metrekare alanda ta 2013 yılındaki afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşümü kapsamında alanın ilan edilmesi kapsamında bu bölgeyi hemen dönüşüm kapsamına aldık ve burada 1390 tane yıkılacak binayı önce tespit ettik. Bunun içinde 1881 tane hak sahibi olduğu tespitlerimizde. Aynı zamanda 3212 tane bağımsız birim tespit ettik ve bunların ortalama 85 metrekare alana sahip olduğunu hesapladık ve aynı zamanda ilk safhada biz değerlendirme tespitleri yaptık. Yani hak sahiplerinin sahip oldukları mülklerin arsa değerini, mülkün inşaat sınıfına göre ve büyüklüğünü dikkate alarak ne kadar ettiğini cari hesaplarla hesap ettik. Aynı zamanda bununla da yetinmedik. Varsa bir bahçesi,
İçinde varsa bir meyveli ağacı bunları hesap ettik. Varsa içmesi kuyusu onu, korkuluğuna varıncaya kadar, hiçbir dış duvarına varıncaya kadar bütün unsurları hesap ettik ve kişilerin hanesine cari hesaplarla alacak olarak yazdık. Böylece bu alandaki fiyat değer tespitlerini yaptık. Ardından kentsel dönüşümü nasıl yapacağız? Bunun matematiksel ve finansal analizi nasıl olacak? Yerleşimi sistem olarak ana hatlarıyla nasıl yapacağız? Bu ikinci aşamada bunları tamamladık. Üçüncü aşamaya geldiğimizde söz konusu kentsel dönüşüm alanı içerisinde bu alanımızın içerisinde uygulayacağımız projelerin konut tiplerini, daire tiplerini belirledik. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 olacak şekilde bunları belirledik. Ve mal sahiplerinin, buradaki arsa sahiplerini mağdur etmeme konusunda aynı zamanda onların alacaklarına ilişkin miktarları en güzel şekilde değerlendirmek ve onların en az katılım yapmak suretiyle. Hatta alacağına kanaat getirirse, yani tamam derse, hiç para vermeksizin onları yeni deprem açısından sağlıklı, konforlu, çevresiyle çok güzel bir şekilde konutları teslim etme konusunda yola çıktık. Bu projelerimizi hazırladık ve ona için bakanlığa gönderdik. Bakanlık bunları onaylamadan önce Sayın Bakanımız ilimize teşrif etti. Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Müsteşarımız ve ilgili bütün bürokratlarla, üst düzey bürokratlarla Antakya Belediyesi'nde briefing verdik. Durumumuzu arz ettik ve bir an önce bu projelerin onaylanması noktasında milletimizin arzusunu, istirhamlarımızı dile getirdik. Sayın Bakanımız projelerimizi onaylamadı. Ancak proje onaylama yetkisini Antakya Belediyesi ailesine verdi. Akabinde Sayın Bakanımızın bu projelerle ilgili yapılmasında fayda gördüğü ilave düşünceleri de revize etmek suretiyle projemizde onları gerçekleştirdik. Aynı zamanda hemen akabinde hemen çalışmalara başladık. Bütün sivil toplum kuruluşlarına konuyla ilgili, başta Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri, Elektrik Mühendisi Odası, Harita evet. Mühendisleri, Şehir Plancıları Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Esnaf Sanatkarlar Odaları ve aynı şekilde Ticaret Borsası, İnşaat Emlak Danışmanlık görevinde bulunan bütün emlak çalışanlarına, müteahhitlere briefingler verdik. Ve hepsinde şifahi ya da yazılı ondan sonra varsa tenkitleri, varsa önerileri onları aldık. Briefingleri bütün teknik ekibimizle birlikte tek tek bu odaları ve birimleri ziyaret ederek sunumda bulunduk. Onların her türlü katkılarını, olumlu olumsuz görüşlerini iyi güzel olsun manasında değerlendirmeleri aldık. Proje revizyonunu yaptık. Akabinde Antakya Belediyesi Meclisi'nde birbirinden kıymetli meclis üyelerimizin desteğiyle bu konuyu devam ettirdik. Ve meclisimizden oy çokluğuyla geçti. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz kentsel dönüşümde destek olmadılar. Bir takım sosyolojik gerekçeleri öne sürdüler. Yine de biz teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Sonuç itibariyle Antakya Belediyesi meclisimizden oy çokluğuyla geçti. Ardından itirazlar oldu. İtirazlar da teknik bir süreçle sonuçlandı. En son bu süreci bitirdik. Ardından kentsel dönüşüm yönetmeliğini Antakya Belediyesi Meclisimizden gene oy çokluğuyla geçirdik, tamamladık. Nasıl yapacağımızı, bu kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın yapması gereken ve Antakya Belediyesi'nin yapması gereken sistemi, prensipleri, ilkeleri ve madde madde bu kentsel dönüşümü hiçbir kişisellikte barındırmadan tamamen teknik, tamamen hakkaniyete dayalı ve bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik geçmişte Türkiye'mizde yapılan bütün örnekleri dikkate alarak Antakya'mızın ihtiyaçlarını ve ilaveten beklentilerini bu projeye katmak suretiyle, revizyonumuzu yapmak suretiyle adımımızı attık ve meclisimizden geçirdik. Son durumda projemiz hangi aşamaya geldi? 351 metrekareyi bir bütün düşündüğümüzde bunun %23'üne
alanın %23'üne yollar giriyor, otoparklar giriyor. Biliyorsunuz 1000 tane yüzeyde otopark, 5000 tane de yerin altında otopark yapmak suretiyle bu alanda sadece 6000 adet otopark yer olacak. Aynı şekilde binalar, bu alan içerisinde %19'una binalar oturuyor. %14'ünde park ve bahçeler, %36'sında yapılacak imar adaları içerisinde apartman bloklarının dışındaki peyzaj içerikli yeşil alanlar. Dolayısıyla yukarıdan vaziyet planı şeklinde alana baktığımızda %50'si park, bahçe ve peyzaj alanları olarak görünüyor. %19'unda konutlar görünüyor. %23'ünde yollar, otoparklar. Kalan alanda ise bir tane merkez camisi, bir ibadethane. Aynı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki gibi bir meydan oluşturacağız. Ve şu anda kent meydanımız yok. O meydanı da burada oluşturmuş olacağız. Böylece caminin olduğu merkez alanda biliyorsunuz çok büyük bir cami inşallah hep beraberce inşa edeceğiz. 12 bin metrekare bir alan. Sağ tarafında 3 bin metrekare, sol tarafında da 5 bin metrekare olmak üzere park, bahçe, yeşil alanlar, peyzaj alanları. Böylece 20 bin metrekarelik tek parça bir kent meydanı. Hemen onun kuzeyinde kapalı bir semt pazarı, aynı zamanda çok amaçlı kullanabileceğimiz. Hemen güney cephesinde, kıble cephesinde iki tane büyük okul, mahallemizin ihtiyacını geleceğe dönük fazlasıyla karşılayacak şekilde iki okul. Gene hemen merkezde bir karakol yeri, o da yaklaşık 2000 metrekare. Biliyorsunuz Antakya'mızın merkezinde sadece bir tane karakolumuz vardı. Şehit Özen Polis Karakolu. O da şu anda şehir dışında demeyelim, Güzelboş Mahallesi'nde. Evet. Çünkü mahallemizin sınırları çok büyüdü. Evet, ama 20 tek kilometre parça oldu. 600 kilometre kare oldu. Eskiden 23 kilometre kareydi. Evet. Tam 27 kat Antakya'mızın sınırları arttı. Dolayısıyla şehir merkezinde diyelim. Evet. Şu anda bir emniyet teşkilatımızın sağlıklı bir şekilde görev yapacağı bir mekanı yok. Evet. Onun için biz hızlı bir şekilde şehir merkezimizde hemen emek taksi durağı, hani mevki olarak da ifade edelim diye, emek taksi durağının arkasına denk gelen bir bölümde bu kentsel dönüşümün merkezi olarak kabul ettiğimizde 2000 metrekarelik bir yer tanzim ettik. Böylece gerek sosyal tesisler, gerek ticaret alanları, gerekse bazı arterlerin önünde zemin katlarda özellikle iş yerleri oluşturmak suretiyle yaşayan bir örnek Antakya mahallesi oluşturmak. Böylece bu güzel dönüşüm kapsamında Antakya'mızın diğer mahallelerinde de kademeli bir şekilde bu örnekliği uygulamak suretiyle bir yanda tarihin merkezi, insanlığın kadim dostluğunun, sevginin, barışın, farklılıkların aynı anda, aynı mekanda kardeşçe yaşandığı, bu güzelliklerin yaşandığı tarihi bir Antakya, bir yanda da modernliğiyle elde ettiği tarihi zenginlikleri geleceğe cesaretle modern bir şekilde yaşatan bir Antakya'mızı, Asi'nin ikiye böldüğü Antakya'mızı mimarisine uygun bir şekilde geleceği taşıma konusunda bir gayret içindeyiz. Şu anda kat ettiğimiz ve geldiğimiz dördüncü aşama çok önemli. Şu anda biz dördüncü aşamada söz konusu Antakya Belediye'mizin Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'ne şu an itibariyle 1050 aile hak sahibi müracaat etti. 1390 yapının, evet, 1050'si müracaat etti ve her geçen gün daha fazla müracaat oluyor. Dolayısıyla müracaat sırasına göre bu 1050 hak sahibini Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisimize, tabii, konusunda uzman, şehir plancı, mimar, halkla ilişkiler uzmanı bu kardeşlerimizin ve Antakya Belediyesi'nin koordinesinde ve denetiminde vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Böylece kentsel dönüşümle ilgili onların hak ve alacaklarını ifade etmek suretiyle ve bu konuda ileriye doğru yapım aşamasına geçme konusunda kısaca yani bir vekalet, anlaşma, bir sözleşme, bir anlaşma yapma noktasında hak sahiplerimizin, evet, hak sahiplerimizin imzasını alacağız. Böylece hak sahiplerimizin imzasını almak suretiyle, onayını almak suretiyle bizim şu an itibariyle Antakya Belediyesi ailesinin kentsel dönüşüm yapma konusundaki yetkisi sonlanmış olacak.
Böylece tüm aşamalar bitmiş, bitmiş olacak. Yani bu 120 günlük 4. safhanın süresi en fazla 120 gün. Evet. Eğer biz vatandaşlarımızla hızlı bir şekilde onların da desteği ve sevgisiyle bu süreci öne çekebilirsek, diyelim 120 günü beklemeye gerek yok. Biz 30 günde bitirdiysek hemen bir sonraki aşamaya, yapım aşamasına geçme imkanımız olacak. Onun için biz vatandaşlarımızdan aldığımız bu yetkinin gereklerini hızlı bir şekilde bakanlığımızdan, hükümetimizden aldığımız yetkiyle gereklerini yapıyoruz. Ve bir sonraki aşama olan yapım aşamasıyla ilgili bir yandan da değerli kardeşlerimiz, muavinlerimiz, müdürlerimiz, mühendislerimiz çalışıyor. Yetki talebi noktasında gerekli hazırlıklar yapıyoruz. Böylece başta Sayın Valimiz, çok değerli milletvekillerimiz, bakanımız, hükümetimizin desteğiyle inşallah ikinci büyük devre olan yapım aşamasını da hazırlıklarımızı şimdiden devam ettiriyoruz. Kentsel dönüşüm şimdiden hayırlı mübarek olsun inşallah. İnşallah efendim. Sosyal belediyecilikte en önce büyüklerimizin, küçük kuvveti yerinde olmayan büyüklerimizin evini temizleyeceğiz diye söz vermiştik. Bu kapsamda 60 kişilik bir hanım kadromuzla evlerin büyüklüğüne göre kimi eve bir hanım kardeşimizi, kimi eve iki hanım kardeşimizi gönderip evlerin tertemiz, pırıl pırıl olması konusunda bir çalışmamız var. Böylece büyüklerimizin kalan yaşamları içerisinde hiç olmazsa ev temizliğini düşünmeden rahat edebilecekleri, bu konuda onlara hiç olmazsa destek olacağımız bir hizmetimiz yapıyoruz. Böylece kapılar, pencereler, evdeki koltuklar, halılar silinip süpürülüyor. Gerekli düzenlemeler yapılıyor. Avlusu olan yerde avlular yıkanıyor. Bahçesi olan yerde bahçe tanzimleri yapılıyor. Böylece perdelerine varıncaya kadar, bulaşıklarına varıncaya kadar evlerde bütün temizlik yıkama faaliyetlerini ekiplerimiz yapıyor. Aynı zamanda o evde ne kadar çamaşır varsa bunları özel bir poşete, özel bir torbaya koyarak çamaşır evimizde yıkıyoruz. Ve her aileden gelen çamaşırları bir makinede tek seferde bunlar yıkanıyor. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı yıkanıyor. Dolayısıyla varsa sökük, yırtık, bunlar terzimiz tarafından dikilip son sistem buharlı ütülerle ütüleyip kurye ile eve teslim ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Bay bayan kuaför ve berberimiz vasıtasıyla hanım büyüklerimizin, teyzelerimizin saç kesimlerini, amca dayılarımızın saç ve sakal kesimlerini yaparak onlara hizmet ediyoruz. Bunda ki bugüne kadar oldunuz başkanım. Tabii ki. Şu an itibariyle ulaştığımız sayı 1682 ailemizin evine ulaştık. Ve bugüne kadar toplam 4739 defa büyüklerimizin evini temizledik. Gerçekten en çok mutlu olduğumuz, gururlandığımız bir hizmetimiz. Gene temizlik deyince bir başka projemiz var ki onu çok önemsiyoruz. Türkiye'de bir ilk olarak ifade edilen ve bundan da ekibim adına, belediyem adına, teşkilatım adına gurur duyduğum bir olay. O da şu, biliyorsunuz. İbadet. Antakya'mızın sınırları içerisinde toplam 95 mahallemizde mevcut olan 264 tane ibadethanemizi an itibariyle 15 günde bir tertemiz pırıl pırıl yapıyoruz. Evet. Böylece sahip olduğumuz ekiplerimiz vasıtasıyla 196 tane camimizi, 36 tane Kur'an kursumuzu, 28 tane türbe ve ziyaretimizi, 3 kilise bir havra olmak üzere düzenli bir şekilde bu temizlik faaliyetlerini yapıyoruz. Aynı zamanda diğer ilçelerden de talepler oluyor. Programımızı aksatmayacak şekilde orada da gücümüzün yettiğince destek olmaya devam ediyoruz. Bu proje örnek oldu başkanım ve Türkiye'nin her tarafında bütün Türkiye'mizde önce örnek oldunuz ve kullanılıyor şu anda. Ondan da gurur duyuyoruz. Evet. İlaveten bu ibadethane temizliğini bir adım daha öteye götürdük ve Türkiye'de üçüncü olarak Antakya Belediyesi bünyesine kattığımız bir makine var ki çok özel bir makine. Halı yıkama makinesi. Her üç ayda bir bütün ibadethanelerimizin periyodik bir şekilde halıları çok özel bir sistemle yıkanıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen ondan sonra solüsyon, kir çözücüler kullanılıyor. Dolayısıyla gözle görülmeyen deri artığı, kıl ne varsa halının diplerine kadar inen soruyor, bu kirleri önce çözüyor.
Daha sonra bir yandan temiz su vererek, bir yandan aynı anda çift ovalama sistemi yaparak ve yüksek vakum gücüyle ondan sonra buraları temizleyerek tertemiz pırıl pırıl olana kadar mütemadiyen bu yıkama faaliyeti devam ediyor ki böylece yarım saat sonra aynı yıkanan halı yıkandıktan sonra yarım saat sonra ibadete hazır hale geliyor. Gerçekten bu çok önemli. Türkiye'de üçüncüsü Antakya Belediye'mizin hizmet ağına bu aracın girmesi çok önemliydi. Biz biliyorsunuz Antakya'mızın Antakya'mızdaki büyüklerimiz her şeyin en iyisine layık. Onun için biz ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan da ibadethanelerimizin kapıları, pencereleri, camları tertemiz pırıl pırıl ediliyor. Keza gerek 15 günde bir halı temizliği, gerekse 3 ayda bir özel olarak yıkanması, tuvaletlerin, lavaboların yıkanması, dezenfekte edilmesi, avluların yıkanması, mevsimin şartlarına göre bahçedeki ağaçların, bitkilerin ilaçlanması, budanması, temizliği bunları bir düzen halinde yapıyoruz. Bundan sonra da daha da titiz bir şekilde bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında soğukların en sert olduğu süreçte çocuklarımız, geleceğimiz, bu yavrularımızın her türlü mikrobik yaklaşımlara karşı onları koruyabilmek, enfeksiyonlara karşı koruyabilmek için dezenfekte faaliyeti yapıyoruz. Okullar. Antakya'mızın tamamındaki 95 mahalledeki Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 207 okulumuzu, Suriye'den gelen misafirlerin çocuklarının geldiği 30 tane okul olmak üzere toplamda 237 okul içindeki toplam 4700 tane dersliği ilaveten bütün koridorlar, bütün idareci odaları olmak üzere tuvaletler, lavabolar dezenfekte ediliyor. Koridorlar, kapı kolları, perdeler, derslikteki sıralar hepsi hijyen açısından dezenfekte ediliyor. Mesai saatleri sonrası ve hafta sonları olmak üzere bu faaliyetleri düzenli bir şekilde yaptık. Şu an itibariyle 4 kez bütün okullarımızın dezenfeksiyonu yaptık. Çok karşılaşılmış bir şey de değil başkanım. Bu da Türkiye'de bir ilk. Öncü oldu. Evet. Hayrettin Bey, bu da Türkiye'de bir ilk. Yetmez. Bu projeler temizlik için yeter mi? Yetmez. Yetmez dedik. Hemen okullarımızdaki bütün içme su depolarına gene çok değerli Sayın Hatay Valimiz, değerli Kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün bizlere verdikleri destekle biz bütün okullardaki su depolarını özel ondan sonra bakteri ve yosun çözücü dezenfektan maddeler kullanmak suretiyle gene bunlarda mesai sonrasında çocuklarımıza bir sıkıntı yaşanmasın diye özellikle yapıyoruz. Böylece güneşin etkisiyle bir şekilde su depolarında gerek dışarıdan gelen biyolojik kirler, gerekse zamanla oluşan bakteriler, yosunlar hepsi çözülüyor ve akan suyla bu ondan sonra depolar tertemiz olana kadar bunlar temizlenir, yıkanıyor. Böylece çocuklarımızı her türlü sudan dolayı bulaşıcı rahatsızlıklara karşı korumuş oluyoruz. Bu temizlik hizmetlerini böylece Milli Eğitim kapsamında devamlı bir şekilde kontrol altına alıp takibini yapıyoruz. Sivrisinek, evet. Haşere mücadelesi. Büyükşehir'in yetkisinde. Evet, bu büyükşehir'in yetkisinde olmasına rağmen yapmadığı için vatandaşımız mağdur olmasın. Biz hemen görev üstlendik. Taşın altına soktuk. Tabii ki, tabii ki. Ne demek? Vatandaşımızın mağdur olması bizi son derece üzer. Onun için milletimizin hizmet konusundaki arzusunu biz emir telakki ettik ve derhal bu konuyla ilgili biz teşkilatımızı organize ettik. Şu an itibariyle konusunda uzman, her birisi birbirinden değerli. 5 tane veterinerimiz, 3 tane biyoloğumuz, 2 sağlık teknisyenimiz ve yeterince personelimizle hepsi de son derece en üst düzeyde ilaçlama sertifikasyonunu almış, eğitim almış kardeşlerimizle 14 tane ekip oluşturduk. Evet. Bu 14 ekibimizin şu an itibariyle 11 tanesi uçkunla mücadele hizmetinde çalışıyor. Kalan 3 tanesi larva mücadelesi. Affedersiniz ahırların, besi çiftliklerinin
ilaçlaması gibi, rögarlar ilaçlanması gibi. Ama larva Şubat'ta başlamıştı başka. Onlar devam ediyor. Evet. Ama gene de bu lokasyon olarak kirli olan mekanların ilaçlamasında bu faaliyetleri yapmaya devam ediyoruz. Amacımız temiz bir Antakya olsun. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz onları sivrisinek ve haşireye yem etmek istemiyoruz. Onların daha huzurlu, daha güzel bir ortamda yaşamaları için lazım gelen ne varsa yapıyoruz. Şimdi ilave bir proje geliştiriyoruz. Mahalle ziyaretlerimizde milletimizin de bize destekleri için buradan teşekkür ediyorum. Mahallelerde besicilik yapılan, eskiden köy ve belde olan özellikle mahallelerimizde vatandaşlarımız bize sahip çıkıyor, bize yardımcı oluyor. Özellikle ahırdan çıkan, affedersiniz, gübreleri rastgele sağa sola döküp ihtiyaç olunca buradan alıp bağa, bahçeye, tarlaya götürülüyordu. Evet. Tabii buralar birer sivrisinek ve haşere üreme noktası olarak görev yapıyor. İşte bütün bu üreme noktalarını azaltmak konusunda bir karar aldı. Vatandaşlarımız da Allah razı olsun hepsinden bize destek oluyorlar. Mahallelerin büyüklüğüne göre kimi mahallede 3 yerde, kimisinde 5-6 yerde döküm sahaları tespit edildi. Ve buraya vatandaşlarımız gübrelerini döküyor. Koyuyorlar. Biz haftanın 3 günü gerek kepçe, traktör, kamyon bütün iş makinalarımızla buradan gübreleri alıyoruz. İmece usulü muhtarımızın ondan sonra önderliğinde, mahalle kanaat önderlerinin önderliğinde sırayla hangi çiftçimizin bağına, bahçesine bu gübreleri götürmek gerekiyorsa onların verdiği liste sırasına göre toplanan bütün gübreler bir noktaya onları biz bırakıyoruz. Böylece aynı zamanda topraklarımızı korumak, organik bir şekilde ve hiçbir kimyasal kullanmadan ziraat yapma konusunda çiftçilerimize de bu manada iş makinesi desteğiyle bir imkan sağlamış oluyoruz. Böylece sevdiklerimizin yaşadığı ortamları her türlü kirlilikten arındırma konusunda bu projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Bize destek olan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bünyemizdeki 42 tane öğretmenimiz, 61 yardımcı personelimiz ve 50 tane servis aracıyla 5. 7. 8. 11. 12. sınıftaki öğrencilerimize onlara kurslar veriyoruz. Aynı zamanda sayı olarak 8750 öğrenciye ulaştık ve üniversite sınavına hazırlık kursları haricindeki öğrencilerimize de her 4 ayda bir, 1 yılda 3 kez olmak üzere, yani 3 periyot halinde, 3 dönem halinde kurs veriyoruz ki 1 yılda toplamda eğitim ve sanat kursları ve spor kurslarıyla ilgili toplamda 30 bin öğrencimize ulaşıyoruz. Evet. Sanat konusunda 750, spor konusunda da 745 öğrencimize kurs faaliyetlerimiz devam ediyor. Sosyal belediyecilik manasında bu eğitim, kültür, sanat, spor konularını kesintisiz bir şekilde her geçen gün bir öncekinden daha ileri bir seviyeye getirme konusunda ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nce Ottoman Otel'de düzenlenen stratejik plan revizyon çalıştayına katıldı. Çalıştayda söz alan Başkan İsmail Kimyeci, içme suyu, imar, trafik, otopark, Asi Nehri, arıtma tesisi, altyapı, hizmet planlaması ve yol gibi ilimizin temel sorunları ve çözüm önerilerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Değerli katılımcılar, öncelikli olarak bu güzel toplantıya teşriflerinizden dolayı şahsım ve Antakya Belediyesi ailesi adına hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii biz bir sunum dinledik. Buraya sadece sunum dinlemek için gelmedik. Hatay'ın geleceği olan projelerle ilgili stratejik planda yapılması gereken revizede kurumumuzun görüşlerini de dile getirebilmek, bu noktada yatırımların daha sağlıklı bir şekilde başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımızın bütünlüğüne yapılmasını öncelikli olarak düşündüğümüz için buradayız. Ama Sayın Başkan toplantı bitmeden toplantı salonunu terk etti. Değerli arkadaşlar, biz su konusunda
değerli hocamız bir takım anketlerden bahsetti. Gerçekten Hatay'ın en temel problemlerin başında su konusu geliyor. Dolayısıyla su konusu başta Antakya ilçemiz olmak üzere devamlı bir şekilde ve temiz bir şekilde su maalesef şehrimize dağıtılamıyor. Ve 2014'ten bu yana sürekli mahallelerin, bazı mahallelerimizde özellikle haftalarca, aylarca su gelmiyor. Hatta son süreçte en son çamurlu su aktı. Başkan Bey de birçok ortamda 450'nin üzerinde noktada mikrobun şebekelere karıştığını bahsetmişti. Dolayısıyla ben kendim şahsen akan çeşmeden su içemiyorum. Herkes hazır su kullanıyor. Dolayısıyla su konusunun detaylı bir şekilde konuşulup incelenip gerekler yapılması lazım. Bu noktadaki görüşlerimiz sağlıklı bir şekilde gündeme dahi alınmıyor. Önerilerimiz dinlenmiyor. Bu noktada bu konuyu el birliğiyle çözme zaruretimiz var. Temiz, kaliteli, içilebilir bir suyu ve devamlı akacak bir şekilde bütün teknik eksiklikleri ve düzenlemeleri yapmak suretiyle gerçekleştirme zarureti var. Öncelikli bir meselemizin Hatay olarak başında gelen bir konu. İkinci temel konu, detaylara girmiyorum sıkmamak için. Temel konu imar meselesi. Zaten ankette hocamız da bahsetti. Kentleşmeyle ilgili bir problem oldu. Kayıtlarda gözüküyor. Dolayısıyla yasa gereği, Büyükşehir Yasası gereği 2 yıl içerisinde 1/5 bin nazım imar kılan düzenlemelerinin teknik olarak yapılması bir zaruret. Ancak şu ana kadar Hatay Büyükşehir Belediyesi bu çalışmayı sonuçlandıramadı. Şu anda ben başkan sıfatıyla 1/5 bin nazım imar planına, revizyon planına başlandığımı sağlıklı bir şekilde bilgi alamıyorum. Sadece bir halihazır projelerin çizilmesiyle ilgili bir çalışma olduğunu biliyorum. 1/5 bine başladık mı hocam? İhale edildi. Bu konuyla ilgili Antakya İlçe Belediyesi bir kurum olarak görülmedi. Bu sürece bilgi paylaşımında bulunulmadı. 1/5 bin nazım imar planı Antakya'mızın gerek merkez gerekse merkeze bağlı 12 tane belde belediyesinin oluştuğu bir şehir ve bağlı köyler de bağlandı. 95 tane mahallesi var. Dolayısıyla imar bütünlüğü açısından yapılacak 1/5 bin revizyon planında neresi konut, neresi sanayi tesisi, neresi turizm alanı, neresi yaşamı ilgilendiren diğer mekansal olarak planlama noktasındaki programlara uygun bir şekilde olacağını belirleneceği bir çalışma. Dolayısıyla kurum görüşü olarak başta Antakya Belediyesi olmak üzere burada sohbetten de öğrendim ve kendi başkanlarımızdan da öğrendiğim kadar diğer belediyelerimize de kesinlikle sürece dahil edilmediğini öğrenmekteyim. Bu son derece sakıncalı. Çünkü bizlerin ilçe belediyeleri olarak, kurum olarak bir defa muhatap alınması gerekiyor. Zaten bir yasal zorunluluk ama bu konuda yasal zorunluluk olmasına rağmen maalesef şu ana kadar herhangi bir resmi bilgi alabilmiş değiliz. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz kurum olarak dikkate alınmadı, kurumdan sayılmadı. Problemin özü, eğer bizler ilçe belediyeleri olarak bu sürece dahil olursa, teknik heyetimizle hem planlama noktasında düşüncelerimizi ifade ederiz, hem Büyükşehir Meclisi'nde konu hızlı bir şekilde geçer. Bir önemli ayağı da 1/5 bin nazım imar planı hazırlandıktan sonra 1/1 bin uygulama planlarını da ilçe belediyeleri hazırlayacak. Dolayısıyla eş zamanlı bir şekilde ilçe belediyeleri de hem 5 binliğe fikirlerini katar, hem de 1 binliğe önceden ön hazırlıklar yapılır. Süreç biter bitmez ilçe belediyeleri de zaten sürecin içerisinde olmak suretiyle bir mesafe kat etmiş olur ve 1 yıl içerisinde 1/5 bin nazım imar planından sonra ilçe belediyelerinde 1/1 binlik projeleri hazır etmesi gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluk. Dolayısıyla vatandaşımızın imkanlarını, sahip olduğu gayrimenkulleri ya da yatırımları daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirme konusunda bir imkan sağlamış olur. Zaman kaybı olmamış olur. Milli ekonomiye de bir katkı olur. Böylece şehrimizin çarpık kentleşme noktasında bir yol almasını önleyip daha düzenli ve imar yeni gelişen, değişen imar mevzuatına uygun bir şekilde
projelerin uyumlu bir şekilde yapılması sağlanır. Bu konuda bir eksiklik var, onun giderilmesini önemsiyoruz. Üçüncü temel konu trafik. Bu konuyla ilgili bahsedildi. Trafik başta Antakya olmak üzere gelişmiş olan merkez şehirler, ilçelerimizde temel mesele. Küçük olan ilçelerimizde nispeten daha az sıkıntı hissediliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz süreçte Antakya'nın girişinde bir battı çıktı kavşak düzenlemesi yapılıyor. Oraya biz de katıldık. Tabii bu hizmet önemli ama yetmez. Akışkanlığı sağlama noktasında bütün arterlerde, düğüm noktalarında öncelikli olarak hızlı bir çalışmayla bunların düzene alınması gerekiyor. İkinci ayakta otopark problemi çok sıkıntılı. Bu konuda hızlı bir şekilde gerek yüzey gerekse katlı otoparklar yapmak suretiyle bu işlere ağırlık verilmesi lazım. Ve diğer teknik süreçle ilgili trafik akışkanlığını sağlamak konusunda bilgi ve çağ teknolojilerini kullanarak esnek, dinamik bir planlama ve kontrol merkezini hayata geçirmek, akıllı kavşakları oluşturmak gerekiyor. Bununla ilgili zaten ulaşımla ilgili konularda da fikirlerimizi paylaşmıştık. Bunun dışında Asinehir Nehri temel problemlerin başında ankette de ifade edildi. Vatandaşımız son derece rahatsız. Bir defa bu konu temel mesele. Ya bu görev benim görevim değildi, işin içinden çıkmak doğru değil, sağlıklı bir bakış da değil. Yasa ve mevzuata uygun bir şekilde gerçeklerden kaçmadan bir problemden kurtulmak istiyorsak hızlı bir şekilde çözümünü yapma zaruretimiz var. El birliği içerisinde, diyalog içerisinde bunları gerçekleştirmek lazım. Bu noktada birinci görev Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin dereler, çaylar ve nehirler bu manada şehrin merkezinden geçtiği için bunların gereklerini yapmak lazım. Asinehir'in probleminin özünde ise özellikle kanalizasyon atıklarının, ersel ve sanayi atıklarının çaylara, derelere, oradan da Asinehir yatağına akması. Böylece burada açık bir fosfetlik haline gelmesi, yaşamın çekilmez derecede sıkıntıya uğramasının sebebi, böylece sivrisinin kaşeri yuvası oluyor. Bir de lastik bent sürekli şişirildiği için burada toplanıyor. Temiz suyla çiftçilerimiz geride tuttuğu için sulama amaçlı sürekli şehir merkezi hem kötü hem bir koku hem de bir sivrisinek haşere üreme merkezi haline geliyor. Onun için bu süreçteki altyapı konusunu hızlandırmak gerekiyor. Ve Asinehir yatağında iş makinalarıyla şu anda başlandı. Hızlı bir şekilde pis suyun akmasını sağlayacak hizmetler yapılana kadar en azından açık bir dere gibi Asinehir yatağında akmasını temin etmek lazım ve gereken koordinasyonu sağlayarak bir miktar suyun Asinehir yatağına bırakılması gerekiyor. Onun dışında arıtma konuları çok önemli. Bu işlerin çok fazla söylemler yapılıyor, projeler hazırlıyoruz deniyor. Ama 2,5 yıl neredeyse bitmek üzere, zaman su gibi akıp geçiyor. Az konuşup çok fazla iş yapmak gerekiyor bu temel meseleleri çözmek için. Bunun dışında özellikle finansman noktasında Büyükşehir'in ve Hatsu'nun, Hatsu'da Büyükşehir'in bir kolu olduğu için ifade ediyorum. Burası her ne kadar Hatsu kongresi olmasa da toplantısı. Temelde ödenekler noktasında bütün ilçelerin nüfus bağlamında dikkate alınarak hizmetin dengeli ve nüfusa orantılı bir şekilde ilçeler arasında planlanarak yapılması gerekiyor. Bu konuda büyük ihmal var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bunun dışında yol konusunda en temel mesele yasa gereği bağlantı yolları Büyükşehir'in sorumluluk alanında. Bunların da hızlı ve etkin bir şekilde gündeme alınarak yapılması gerekiyor. Bu konuda temel problem Hatay meseleleri. 2,5 yıl geçti. Daha biz tespit, araştırma, inceleme, çalıştay bu tip meselelere fazla zaman ayırıp işi zamana yaymak suretiyle neredeyse 5 yıl bitmiş olacak. Halen biz sorunları tespit edemediysek, halen mevcut ve herkesin, vatandaşın bile tespit ettiği konuları bir kez daha
Ondan sonra anketler ve benzeriyle gereksiz formalitelere fazla takılarak gidersek o zaman problemler sadece konuşmayla ondan sonra kalır. Çözüm için çalışmaya vakit kalmaz. Onun için hızlı bir şekilde bizlerin bu çalışmaları öncelik sırasına göre. Yani bir hasta var, trafik kazası olmuş, kanaması yüksek, vücudunda kırıklar var. Biz gelip kaşındaki eğer bir şeyden ilgileniyorsa, yırtığı dikmeyle ilgileniyorsa, kanamayı durdurma noktasında acil bir tedbir almıyorsa, öncelik sırasında hizmetlerle ilgili planlamamızı düzenli ve sağlıklı yapmayı sadece estetik ve göze görünen şeyleri öne çıkartıp temel ihtiyaçları göz ardı edersek o zaman bu işleri sağlıklı ve dengeli bir şekilde yapmamız mümkün değil. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Belki başka söz almak isteyen kardeşlerimiz olabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için şahsım ve Antakya Belediyesi ailesi adına hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.